Türkiye'de girişimcilik deyince akademik, gerek akademik dünyada gerekse iş dünyasında akla gelen önemli isimlerden biriyle geliyor. Erhan Hoca geliyor. Şu anda Türkiye'deki kurucusu olduğu farklı yapılar, girişimcilik merkezleri, verdiği dersler, internetten canlı yayınları ve birçok noktada en önemli aktörlerden bir tanesi. Erhan Hocam, Erhan Erkut, buyurun. İnternetten canlı yayın başladı. Kameramanızı tanıyalım. Mert. Bir ayağa kalk, görsünler seni. Çevir şöyle bir, öğrencileri de görsünler. Eyvallah. İndir. 70 milyon izliyor bizi gençler. Şimdi arkadaşlar, ben size girişimcilik nedir, girişimci nasıl olunur gibi çok da yavan ve sıradan bir sunum yapmamaya çalışacağım. Birazcık provoke etmeye çalışacağım sizleri. Aslında çok güzel bir hazırlık oldu. Atalarımızla bir ruh birliğine vardık. Yani o falan. Avlanmaya, meyveleri toplamaya hazırız. DNA'mızın bizi kodladığı şeyleri yapmaya hazırız. Şimdi bana bir remote lazım. Eyvallah. Şimdi iki tane saptama yapıyorum arkadaşlar. Startup İstanbul'daki sunumumu izleyenler var mı aranızda? Çok güzel. Hiç tekrar olmayacak o zaman sizin için. Onun Türkçe versiyonu bu. Birçok nedenden dolayı arkadaşlar sizler babalarınızdan ve dedelerinizden daha uzun yaşayacaksınız. Nedenleri tek tek saymayacağım ama sizin yaşam beklentiniz bence 100 civarında. Büyük çoğunluğun 90'ı göreceğini düşünüyorum. Bu birinci saptama. Uzun yaşayacaksınız. Peki yaşarız. İşte 25 yıl çalışırız. Ondan sonra 30-40 yılda emekliliğin tadını çıkarız. Yok. Böyle bir dünya yok. Bu bitti. Onun da sebebi bu. Şu karşıda gördüğünüz Japonya'nın 1950'deki nüfus piramidi, bildiğin piramit. Yani gençler çok, yaşlılar az. Ondan sonra bakıyoruz 2005'te ne olmuş? Piramit biraz böyle yavaş yavaş alttan incelmeye başlamış. Yapılı bir gence dönüşmüş. 2055 tahmini de bu. Tamamen bir uçurtmaya dönüşmüş. Japonya'yı gösteriyorum. Japonya'nın gittiği yoldan Amerika gidiyor. Arkasından Türkiye'ye gidiyor falan. Hepimiz buralara geleceğiz. Şimdi bunun sizin için ne önemi var? Siz abicim şanssız jenerasyonsunuz. Siz tam geçiş jenerasyonusunuz. Sizin jenerasyonunuzda olacak olan şey emeklilik sistemlerinin bütün dünyada çökmesi. Yani öyle 55 yaşında emekli olayım. Ondan sonra 90 yaşına kadar emeklilik yaşayayım, böyle bir şey yok. Çünkü emeklilik sistemi dediğimiz şey tam bir saadet zinciri. Sen ben yapsak hapse gireriz. Devlet yapınca sosyal güvenlik sistemi diyorlar adına. Sosyal güvenlik sisteminin başarılı olabilmesi için, saadet zinciri başarılı olması için verenin çok, alanın az olması lazım. Çok genç lazım yani. Genç sayısı azaldığı zaman, yaşlı sayısı da arttığı zaman çok yaşayacaksınız. Arkadan gelen yok, saadet yok. Dolayısıyla emeklilik sistemleri bütün dünyada göçecek ve siz yaşlandıkça emeklilik yaşı ileri atılacak. Bu 65'ler falan hikaye. 75'ten önce emekli olmayı sakın beklemeyin. Hatta emeklilik tamamen kalkabilir. Kardeşim, bireysel emekliliğini kendin düşünseydin diyebilir size bir noktada devlet. Dolayısıyla arkadaşlar, bu iki saptamanın sonucu, sizler 2070 yılına geldiğinizde, ki geleceksiniz herhalde, çok büyük çoğunluğunuz gelecek, İnşallah hepiniz gelecek. Emeklilik yaşı 75 olacak ve 25 yaşında çalışmaya başlarsanız 50 yıl çalışacaksınız arkadaşlar. 50 yıl çalışacaksınız, bunu yazın bir kere kafanızın bir kenarına. 50 yıl boyunca 15 ila 20 tane iş değiştireceğinizi, 3 veya 4 defa kariyer değiştireceğinizi de söylemiş bulunayım. Şu anda almaya çalıştığınız üniversite diplomasının da raf ömrünün sadece 5 yıl olduğunu söylemiş olayım. Yani diplomamı alayım, bir yere gireyim, ondan sonra orada 30 yıl çalışayım, emekli olayım. Böyle bir dünya dedenizin dünyasıydı. Babanızın bile değildi, sizin hiç değil. Peki bu 50 yılı nasıl geçireceğiz? Türkiye'de soruyorlar öğrencilere, nerede çalışmak istersin diye. Ya TÜSİAD etkinliği olduğu için şirket ismi vermiyorum abi. Ama bildiğiniz işte X, Y, Z, A, B, C büyük büyük şirketler. Şimdi bak, birinci sıkıntı, o büyük şirketler olmayacaklar ortada 2070 yılında.
Yani S&P 500 1957'de kurulduğunda 500 büyük şirket vardı. Şu anda onların 80 tanesi hayatta. Ben 57 doğumluyum. Ben daha ölmedim. Ama o şirketlerin 420 tanesi öldü. Şu anda artık şirketlerin tepelerde kalabilme ömrü 15 yıllara falan düştü. Büyük şirkette çalışmak, hangi büyük şirket abi? Sen büyük şirketten daha uzun yaşayacaksın. Ayrıca büyük şirkette çalıştığın zaman seni şöyle bir hayat bekliyor. Hani böyle deliler gibi çalışıyorsunuz ya, lisede çalıştınız. Gerçi siz TEOG'dan yırttınız değil mi? Ama işte üniversite sınavına girdiniz. Yap denilen her şeyi yaptınız. Bütün o çemberlerin içinden atladınız. Ondan sonra üniversiteye geldiniz, oh tamam dediniz. 40 tane ders aldınız. Bir sürü böyle onu oku, bunu yap, şunu yap, yapmadın, otur sıfır falan böyle hocalarla uğraştınız. Aldınız diplomayı. Ondan sonra işte büyük bir şirkete kapağı atayım da rahat edeyim. Sabah 9, akşam 5, yalan. 7, 8, 9, saydır. Haftada 5 gün, yalan. Birçok şirkette haftada 5,5 diyorlar. O 5,8 oluyor aslında. Bazen pazar günleri de aranabiliyorsunuz. 20 gün tatil, şanslıysan. Tatilin ortasında fabrika yandı, gel acil sana ihtiyacımız var denebilir. Ondan sonra alacağınız maaş maalesef, hani şanslıysanız şu anda Türkiye'de yani 3000 lira mühendisler için. 3500 diyeyim İstanbul'da. İktisadi idari mezunuysanız 1800'e 2000'e eyvallah demek durumunda kalıyorsunuz. Ve ondan sonra bu maaş %8 arttığı zaman 8 takla atıyorsunuz, parti veriyorsunuz. 2000 liralık iş bulan çocuklar iş buldum partisi veriyorlar. Ondan sonra o maaş bir sene sonra %8 artıyor, tekrar %8 artıyor. Ama siz bir yandan evlenmek istiyorsunuz, araba almak istiyorsunuz, ev, çoluk çocuk bilmem ne. Bugün bir özel okulun ücreti 45 bin lira. Maaşınız 2500 lira. Ve ondan sonra o maaşı 4 bin yapmak için terfi yapmanız lazım. Terfi için de yanınızdaki arkadaşla yarışmanız lazım. Tam bir tavşan yarışı, fare yarışının içindesiniz. Peki bütün bunlara katlanırken nasıl bir dünyadasınız? Kalk oradan. Kalk. Oraya otur. Oraya otur. Kalk oraya otur. Oraya otur. Pardon oraya oturma. Arkaya geç. Arkaya geç. Tamam daha fazla uzatmayacağım. Geç yerine otur. Ne yapacağınızı size sürekli birileri söylüyor. Ne zaman yapacağınızı da söylüyorlar. Kiminle yapacağınızı da söylüyorlar. Nasıl yapacağınızı da söylüyorlar. Hayır önce sol ayakla başlayacaktın diyorlar. Kalkarken omuzlarını silkeleyecektin diyorlar. Büyük şirket dünyası bu arkadaşlar. Bu dünyanın bizim doğal yapımızla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu dünya bize önce, bakın 2,5 milyon yıldır bu dünyadayız. 12 bin yıl önce tarım devrimi oldu. Türkiye'de oldu ha. Göbekli Tepe. 9800 falan. Buğdayın ehlileştirilmesi. Yalan ha. Biz buğdayı ehlileştirmedik. Buğday bizi ehlileştirdi. Domestication, domus, ev demek. Kim evde oturuyor? Buğday mı evde oturuyor? Biz evde oturuyoruz. Buğdayı büyütebilmek için evde oturmaya başladık. Ondan sonra köyler kurduk. Oradan kasabalar, oradan şehirler kurduk. O zaman artık değer üretilmeye başlandı. Patronlar çıktı ortaya. Krallar çıktı, baronlar çıktı, ülkeler kuruldu. Hukuk diye bir konsept çıktı ortaya ve kültürümüz doğdu. Ondan sonra da endüstriyel devrim geldi arkasından. Bakın 2,5 milyon yılın son 12 bin senesinden bahsediyoruz. Siz 2,5 milyon, 2,488 milyon yıl biz yaptık. Yani avlandık ve meyve topladık. Ve genetik kodlanmamız buna doğru evrildi. Ondan sonra biri geldi ya bu buğday iyiymiş biz bunu öğütürüz ekmek yaparız falan dedi. Ve insanlık en büyük yalana kandı, en büyük tuzağa düştü ve devrim yaptığını sandı. Ve genetik olarak hazır olmadığımız bir birlikte yaşam başladı. 100-150 kişilik kabileler halinde yaşarken 70 milyonluk ülkeler halinde yaşamaya başladık. Ondan sonra niye biz geçinemiyoruz birbirimizle? DNA'mızda yok abi. DNA'mızda şirket yok bizim, DNA'mızda devlet yok. DNA'mızda hukuk yok. 100 bin yıl sonra insanlar çok mutlu mesut yaşayacaklar arkadaşlar ama hani uzun yaşayacaksınız dedik de o kadar da uzun yaşamayacaksınız. Dolayısıyla bu çok hayalini kurduğunuz büyük şirket dünyası sizin yapınıza, DNA'nıza uygun değil. Psikolojinize uygun değil. Gireceksiniz, başarılı da olacaksınız. Zaten başarısız olursanız bir kenara atılacaksınız. O da sistemin bir parçası. Başarılı olduğunuzda da
maaşınız artacak, terfi edeceksiniz. İşte vida sıkıcıdan baş vida sıkıcıya terfi edeceksiniz. Sonra işte vida pazarlayıcı olacaksınız, vida finansmanız, en bir vida sıkıcı olacaksınız falan. Ama sürekli böyle bir şeyler sizi rahatsız edecek. Çünkü aslında DNA'nıza uymayan bir iş yapıyorsunuz. Ondan sonra ayrılacaksınız. Buna da orta yaş krizi diyecekler. Psikologa gideceksiniz. Ona o kazandığınız paraları ona vereceksiniz. O sizin problemlerinizi çözmekte size yardımcı olur. Kırmızı araba falan alacaksınız. Motosiklet. Yaptım abi bunları biliyorum. Yani birinci el deneyimden konuşuyorum. Esas sebep aslında size uymayan bir yapının içinde var olmaya çalışmanızdır. Üniversite de suni bir sistem. Kesecek misin beni? Çok mu kötü şeyler söyledim? Arkadaşlar, buradaki en büyük ceza otonominin tamamen elinizden alınıyor olması. Daha da büyüğü benim için başka birinin rüyasında figüran olmanız. Ya biz satranç tahtasında bir piyon olmak için yaratılmadık. Biz oyun kurucu olmalıyız. Satrançı biz oynamalıyız. Başkası bizle oynamamalı. İşte bu nedenlerden dolayı ben büyük bir şirkette çalışayım, işte orada bilmem ne olayım, ondan sonra bölümün başına geçeyim, sonra genel müdür yardımcısı olayım. Böyle kariyer planı olan arkadaşlara üç defa düşünün diyorum. Çok özel insanlar var, bu şartlar altında başarılı olabiliyorlar. Onlar o evrim sürecinden hızlıca geçmeyi başarmış insanlar ya da kültürel kodlarını çok hızlı değiştirip evrimin önüne geçirmeyi başarmış insanlar. Onun dışında kalanlar için bu kurumsal kölelik dediğim benim adına, kurumsal yaşam bir karabasan, bir felaket. Dolayısıyla kariyer olarak girişimciliği düşünmenizi öneriyorum. Ve bir kere denemenizi değil, sadece bütün kariyeriniz boyunca en az 20 defa girişmenizi öneriyorum. Bu açılışımdı. Tercih sizin arkadaşlar. Ben bunu reddediyorum. Buna razıyım. Taşın altında kalacağımı da biliyorum. En aşağıdan tekrar o taşı yukarıya iteceğim. Eninde sonunda çıkaracağım o taşı yukarıya. Çıkaramasam da çıkarmaya çalıştığımı bilmenin mutluluğuyla bu dünyayı terk edeceğim. Çünkü bu bir yere gitmiyor. Dön baba dönelim. Birinci sebep bu arkadaşlar. Tercih tabii sizin. Bunu seçenlere son derece büyük saygım var. Çünkü bunlar da lazım ekonominin dönmesi için. Birinci sebep bu arkadaşlar girişimci olmak için. Alternatif tam bir felaket. DNA'nıza uygun değil ve sizi uzun zamanda, kısa zamanda depresyona sokacak olan bir alternatif. İkinci sebep arkadaşlar, ortam şu anda Türkiye'de çok uygun girişimci olmak için. Neden derseniz, yani benim dönemimde girişimcilik diye bir konseptten hiç bahseden hocam olmadığı gibi profesyonellik konsepti de yoktu. Hani şimdi o yerin dibine batırdığım kurumsallık da mümkün değildi. Ben mezun olduğumda 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdiğimde 3 tane falan şirket vardı Türkiye'de. Yani işte akademisyen olmayı seçmenin sebeplerinden bir tanesi de belki buydu. Şu anda durum çok farklı. Özellikle gençlerin yeni girişimlere kalkışabilmesi kolaylaştı. Çünkü teknoloji öyle bir noktaya geldi ki. Bakın şu 3 faktör çok önemli. Geniş bant internet, buluttaki sunucular ve mobil bilgisayarlar. Bu 3 faktör bütün dünyada disruption'ı tetikliyor. Bu alt üst olma olayını tetikliyor. Geniş bant ile yollar genişledi. Mobil ile herkesin eline bir araç geldi. Ve bulut ile de eskiden sürücüyü satın almanız gerekiyordu. Şimdi 5 dolara 10 dolara Amazon'dan kiralar hale geldiniz. Yani yeni bir iş kurmak, e-ticaret olsun, mobil olsun, herhangi bir teknoloji olsun, eskiye göre çok kolaylaştı. Bir de eğer e-ticaretle ilgileniyorsanız 24 saat içerisinde verdiğiniz sözü tutabiliyorsunuz. Mesela bu Rusya'da mümkün değil şu anda. Avrupa'nın birçok ülkesinde mümkün değil. Türkiye'de bu dağıtım sistemleri çok iyi oturmuş durumda. İnsanlara 24 saat içinde malını gönderebiliyorsunuz. Bunun yanında yurt dışından dönen Türkler bu sistemi tetikledi. Buradaki konuşmacıların, bu arada programın inanılmaz iyi olduğunu söyleyeyim ha. Çok dikkatle dinleyin herkesi. Yani bundan daha iyi bir girişimcilik programı ben Türkiye'de görmedim. Onun için TÜSİAD'ı da tebrik ediyorum. Çok iyi bir program kurgulamışlar. Lütfen dört kulak dinleyin. Varsa dört kulağınız. Yoksa yapın. Video kayıt yapılıyor. İzin veren konuşmacıların konuşmalarını 3 ay sonra tekrar izleyin. İlk seferde duymadığınız
anlamadığınız veya içselleştiremediğiniz yeni şeyler duyacaksınız. Bir kere daha öğreneceksiniz. Amerika'dan dönen Türkler, ben bakıyorum ekosistemin yarısı Amerika'dan dönen Türkler tarafı. Cem Sertoğlu, Sina Afra, Almanya'dan döndü ama bunların hepsi yurt dışından, Numan, Ali Kocabey, yurt dışından dönmüş Türkler. Türkiye'deki, orada başarmış, buraya taşıyanlar. Devlet destekleri aldı yürüdü. Girişim fabrikaları, işte tekno girişimler, melek yatırımcılara destek, üniversitelerin hepsi oyuna girmeye çalışıyor. Beceremiyorlar ayrı mesele ama bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Teknoparklar var, kuluçka merkezleri var, coworking space'ler çıkmaya başladı. Birlikte gidip çalışabiliyorsunuz, masa kiralayabiliyorsunuz. Yani eskisi gibi dükkan kiralamanız gerekmiyor. Ve bir de tabii bu ve benzeri birçok yarışma var. Bu nedenlerle Türkiye'de bu işin çok daha kolaylaştığını düşünüyorum. Otonomiye tekrar dönüyorum arkadaşlar. Benim için en önemli dürtü otonomidir. Güç veya para veya kontrol değildir, kendimin kontrolüdür. Ne yapacağıma, ne zaman yapacağıma, kiminle yapacağıma, nasıl yapacağıma benim karar vermem lazım. Girişimci olduğun zaman en azından işin başında full otonomi sende ve ortağında. Tek başına girişimcilik olmaz biliyorsunuz. Ama başka bir kurumda çalıştığın zaman, Türkiye'de başka bir kurumda çalıştığın zaman 4'te 0'sın. Ha, Google'da haftanın bir gününü geri veriyorlar mühendislere. Siz kendi projelerinizde çalışın. Cuma günü Google'ın size verdiği işlerde çalışmak yasak diyorlar. Bu kurumsal girişimciliği tetikliyor ve Google'ın ürünlerinin %50'si, Türkiye dünyanın en büyük şirketi şu anda Google biliyorsunuz, Alphabet adı altında. Ürünlerin %50'si bu cumadan çıkıyor. İnanabiliyor musunuz? Google Earth bu cumadan çıkıyor. Gmail cumadan çıkıyor. Google'ın kendi düşünmüyor Gmail'i ve Google Earth'ı. Mühendisleri düşünüyorlar. Onların bireysel geliştirdikleri projeler. Ben bunu Türkiye'de anlatamıyorum iş dünyasına ama. Haftanın bir gününü mühendislere ver dediğim zaman beni gülerek kapıyı göstereceklerini bildiğim için ayda bir gün diyorum. Daha böyle eski kafalı olanlara 3 ayda bir gününü verin mühendislerin diyorum ki çocuklar yeni bir şeyler üretsinler, bir heyecan gelsin içlerine. Bunları yapmazlarsa A+ mühendislerini, en iyi mühendislerini kaybedecekler nokta. Bunu anlatmak oldukça zor çünkü hocam ama işte üretimi de bizim devam ettirmemiz gerekiyor, fatura kesmemiz gerekiyor. Bizim bir iş akış planımız var falan gibi böyle 20. yüzyılın ilk döneminden kalma söylemlerle karşılaşıyorum. Arkadaşlar inşallah Türkiye'deki iş dünyası bu kurumsal girişimcilik işini öğrenecek. O konuda da şu anda heyecan verici gelişmeler görüyorum ben. 4-5 şirket gerçekten proaktif olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama onlar öğrenene kadar maalesef birçok büyük şirkette otonomi 4'te 0 olacak. Bu da sizi boğacak. Ya çok iyi bir fikrim var. Ya bırak şimdi onu diyor bir üstün. Şu işi yap diyor. Abi diyorsun bu zaten hep yaptığım şey, bu kolay bir iş. Şirkete bu ne katacak ki? Ama bunu yaparsak bak şöyle bir şey. Bırak şimdi onu, bu işi yap. Buna ne kadar katlanabilirsin? Otonomi benim için en önemli sürücüdür arkadaşlar. En önemli tutkudur, duygudur. Hepiniz için önemli olduğunu biliyorum. Ama kültürle, toplumsal baskıyla bunu bastırdınız. Tekrar bir aynayı yüzünüze tutun ve otonominin sizin için ne kadar önemli olduğuna karar verin. Önemliyse girişimci olmaktan, sanatçı olmaktan, akademisyen olmaktan, kendi kendinize çalışmaktan başka alternatifiniz yok. Memur olamazsınız. Hani muhtaç olduğun kudret diye bir güzel sözü vardır ya Atatürk'ün. Muhtaç olduğunuz kudret DNA'nızda arkadaşlar. Girişimciliği öğrenmeniz falan gerekmiyor. 2.488 milyon yıl girişimci olarak yaşadınız zaten. Kendi her gün 3 saat 4 saat meyvelerinizi topladınız. Hayvanları avladınız. İşte mağaranızı süpürdünüz. Ben zannetmiyorum ama kapısına taş çektiniz falan. Kendi kendinize bir şeyler yaptınız. Sadece son 3-5 bin yıldır böyle grup halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hiç size yabancı gelmeyecek. Bakın çok ilginç. Türkiye'de girişimcilik konuştuğumda o bizim kültürümüzde pek yok hocam diyorlar. Biz asker memur milleti. Hayır abi biz asker memur milletiyiz doğru ama biz kaç yıldır asker memur milletiyiz? Osmanlı'nın köküne kadar gitsen 700 yıl. 2,5 milyon yıldan bahsediyorum ben ya. Dolayısıyla gerçekten DNA'nızda girişimcilik var sizin. Kendinize güvenin. Ya ben en iyisi bir yerde memur olayım. Ya da hani anneniz babanız en iyisi sen bir yerde memur ol derse bir dakika ya ben biraz daha düşüneyim bu konuyu değil. Bunlar arkadaşlar önemli insanlar. Onların direkt kodlarını aldığım için İngilizcelerini yazdım. Muhammed Yunus'u biliyorsunuz. Mikrofinans'ın kurucusu.
Grameen Bank'ın kurucusu, Bangladeş'i de devrim yaratmış bir adam. Reid Hoffman LinkedIn'in kurucusu. Çok ilginç bir kitabı var, Startup of You diye. O kitaptan aldım bunu. Bir sonraki sebep de arkadaşlar, eğer dişli olursanız, vida sıkarsanız, başkasının satrançında piyon olursanız dünyayı değiştirme şansınız çok 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 az. O şirketin dünyayı değiştirmesine minimal bir katkıda epsilonsunuz. Devede kulak değilsiniz, devenin kulağın tüyünün ucundaki toz parçasısınız. Ama abi şimdi WhatsApp bizim dünyamızı değiştirdi mi? Değiştirdi. Bir taksi değiştirdi mi? Değiştirdi. Moda Nisa değiştirdi mi? Değiştirdi. Apple değiştirdi mi? Hem de nasıl değiştirdi? Microsoft değiştirdi mi? Tabii değiştirdi. Elon Musk değiştirecek mi? Radikal bir şekilde füzeyi adam böyle kaldırıyor, böyle indiriyor ya. Arabayı yeniden tasarlıyor. Böyle bir insan olmak mümkün abi. Baş vida sıkıcı olmaya mecbur değilsiniz. Bir tanım yapmak gerekirse arkadaşlar, aslında girişimcinin hedefi sürdürülebilir ve büyütülebilir bir iş modeli keşfetmektir, bulmaktır. Bu ürün olabilir, hizmet olabilir, süreç olabilir. Bu şekilde de ekonomiye katkıda bulunmaktır. Hani en ideali bu. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapmak. Hani bunu ancak işte Bill Gates'ler, Steve Jobs'lar, Elon Musk'lar falan yapabiliyor. Bunu yapmanız şart değil. Daha önce yapılmış bir işin daha iyisini yapmak da girişimciliktir. Bu da dünyaya, insanlığa bir katkıdır. Onu da yapamıyorsanız iyi bir çözümü alırsın, kopyalarsın. Kendi ortamına uydurursun. Gitti gidiyor. Ne yaptı? eBay'i kopyaladı. Ama Türkiye şartlarına uydurdu. Bazı yönlerini de geliştirdi. Döndü eBay'e sattı ondan sonra 220 milyon dolara. Bu katkı değil mi Türkiye'ye? Girişimciye katkı değil mi bu? Bu kesinlikle katkı. Dolayısıyla arkadaşlar kopyalamaktan gocunmayın. Yapabiliyorsanız birinciyi yapın. Olmuyorsa ikinci, olmuyorsa üçüncü. Üçten başlayın. Biraz para görün. Biraz deneyim kazanın. Ondan sonra ikiyi veya biri deneyin. Kapaktan biri denerseniz, bir de bunu hardware tarafından, donanım tarafından denerseniz başarı şansınız çok daha düşük tabii ki. Esas konu arkadaşlar, para lafını ettim, hemen kendimi düzelteyim. Gerçek girişimcilerin hiçbirisi paradan bahsetmiyor. Benim amacım diyor dünyayı değiştirmek, etrafımı değiştirmek ve anlam yaratmak diyor. Yani çok iyi bir şeyler yapıyorsam zaten para geliyor diyor. Delivering Happiness diye bir kitap var, Zappos'un kurucusu Tony C. Adam bütün kitabında benim amacım mutluluk dağıtmak diyor. Ve paranın tamamen bir araç olduğundan bahsediyor. Zaten bakıyorsunuz mesela Türkiye'den bir örnek vereyim. Sina Afra Markofoni'yi kurdu, 200 milyona sattı. Ne yaptı şimdi? İş adamı kafasıyla düşünürsek gidersin Bodrum'da bir yat alırsın, helikopter alırsın, Avrupa'ya gidersin, bir tane Monaco'da villa alırsın. Hayır abiciğim. Sina 20 tane girişime yatırım yaptı. Çünkü bir kere virüsü kaptı ya adam. O girişimin keyfini bir tattı ya. 20 tane girişime yatırım yapmakla kalmadı, bir yer tuttu ve bu girişimleri bu yere koydu. Yani özel kuluçka merkezi kurdu. Onunla da eğitimde de girişimcilik vakfını kurdu. Geçen sene 30, bu sene 50 kişi aldı. Bunlara her ay ciddi bir burs veriyor. Yetmiyor, her ay mentorlar getiriyor, konuşmalar yaptırıyor. Yetmiyor, Amerika'ya götürüyor, İsrail'e götürüyor, çocukların ekosistemleri yerinde görmesini sağlıyor. Girişimci bu işte abi. Sina o parayı alıp da istiflemeyi de bilirdi değil mi? Bankaya verip faiz almayı da bilirdi. Ya da inşaata yatırmayı da bilirdi. Hasan Aslanoba'ya soruyorlar. Abi sen bu erikliği sattın. Niye bu parayla girişim yapıyorsun? Abi diyor ben bu parayla Ankara'lı müteahhitler gibi Antalya'da otel yapsam hiç kimse beni bilmezdi diyor. Orada 80 tane otel var. 81. olacaktım diyor. Ve onun koyduğu parayla o tarihte 40 milyondu. Şimdi 80 milyon dolar civarına çıktı. 40 milyon dolara ancak bir tane otel yapabilirdim. Şimdi 45 tane girişimim var Türkiye'de diyor. Girişim sayısı 60'ı geçti Hasan Aslanoba'nın bu arada. Yani insanların motivasyonu para değil. Çok başarılı bir iş yaptığın zaman para zaten geliyor. Etrafını değiştirmek, anlam yaratmak. Temel motivasyon bu. Peki ben girişimci olabilir miyim? Arkadaşlar bunun testi var. Girişimcilik Vakfı'na girerken bu testi alıyorsunuz. Ben size test vermeyeceğim. Aslında bunu da düşünebiliriz seneye. Ama ideal girişimcinin kişilik özelliklerini şöyle bir sıralayayım dedim. Dışa dönük olması hayırlı bir şey. Pozitif olması hayırlı. Çünkü çok başarısızlıklar geçecek başından. Moralini çok bozmaması lazım. Enerjik olması gerekiyor.
Belki en önemlisi farkında olması gerekiyor. Böyle baktığında ya burası yamuk, şu ışığın rengi iyi değil, bu koltuk yamuk, nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünmesi gerekiyor. Dünyaya hep kritik gözle bakması gerekiyor. Türkiye'de hep baltalanan bir şeydir bu kritik gözle bakmak. Çünkü Türkiye tek tipleştirmeye yönelik bir eğitim sistemi kullanmaktadır. Kritik gözle baktığın zaman bunun dışına çıkıyorsun. Dolayısıyla hepinizin geçtiği eğitim sistemi aslında sizin inisiyatif almanızı ve girişimci olmanızı, yaratıcı olmanızı engellemek için elinden geleni yapmış bir eğitim sistemi. 100 yıldır böyle bu arkadaşlar. Son 5-10 yılın olayı değil bu. Bütün ulus devletlerde böyle. Karar veriyorlar öğrencilerin nasıl bir ideolojik eğitim alacağını, ondan sonra o yoldan herkesi götürüyorlar. Yeniliklere açık olması lazım. Zaten işi yenilik. Uyumlu olması lazım. IQ demiyorum bakın, IQ'sunun yüksek olması lazım. Duygusal zekasının yüksek olması lazım. Ya Steve Jobs mesela, introvert adam, extrovert falan değildi. Uyumlu bir adam hiç değildi. Önüne gelene çakıyordu, kavga ediyordu, bağırıp çağırıyordu. Ama adamda öyle bir vizyon vardı ki, öyle bir bilinç vardı ki. Ha, birkaç tanesinden A aldığın zaman, A plus aldığın zaman bazılarından D, F bile alabilirsin. Olabilirsin. Ha hepsinden D veya F alıyorsan o zaman başka bir kariyer düşünmek durumunda kalabilirsin. Kimler girişimci olamazı söyleyeyim ben size. Eğer riske hiç tahammülünüz yoksa, çok kolay vazgeçiyorsanız, direnç de hiç yoksa, takım çalışması da yapamıyorsanız, illa her şeyi kendim yapayım diyorsanız ve ya birisi bana bir iş versin ben onu yapayım, vidayı sıkayım ondan sonra akşam eve gideyim diyorsanız ve bir de ben kısa yoldan köşe dönmek istiyorum, nasıl olacak bu iş, hani nasıl ben bu işten hemen para kazanırım, böyle bir kafa yapısına sahipseniz girişimci olma şansınız bence çok çok düşük. Ya aranızda böyle birinin olmadığını biliyorum ama böyle biri varsa dünyada onun ne olabileceğini ben bilmiyorum. Girişimci olamayacağını biliyorum da ne olabileceğini de bilmiyorum. Yani iş dünyasına da girmeye kalksan bunlar senin ayağında pranga. Ha belki politika, bilmiyorum yani. Peki girişimci doğulur mu olunur mu gibi bir, bu kadarına da izin ver ya. Girişimci doğulur mu olunur mu diye de bir soru geliyor bana çok. Bu soru da cahilce bir soru. Çünkü zaten girişimci doğdunuz diyorum ben size. Biz işte tarım devriminden beri böyle sıraya dizdiler. Hadi buğdayı ekelim, daha derin kazalım, işte depolara koyalım. Ondan sonra etrafını çitle çevirelim. Ondan sonra silah yapalım çünkü buğdayımızı çalmaya gelecekler. Bunlar hep sonradan geldi. Ama bunun daha pratik bir cevabı da var. Girişimci olmak için üç şey gerekiyor abicim. Bilgi gerekiyor. %100 öğretilebilen bir şey. Yetkinlikler gerekiyor. %80-90 arası öğretilebilen bir şey. Yani işte sunum tekniklerinden bahsediyorum. Grup çalışmasından, proje yönetiminden falan bahsediyorum. Düşünce ve duruş da %40-50 arası öğretilebilir bir şey. Öğretilir derken üniversitede öğretilir demiyorum. Ha, siz 2 yaşından itibaren öğrenmeye başlıyorsunuz. Tabii DNA'nızda da bir şeyler var. Çevre etkisi ile değiştirilebilecek şeyler diyorum. Bunu ben sadece söylemiyorum. İkizler üzerinde İngilizler araştırmalar yapmışlar. Doğuştan hemen sonra birbirinden ayrılan ve ayrı ortamlarda büyüyen ikizlerin karakter özellikleri ne kadar farklılaşıyor diye bakmışlar. Ve girişimciliği tetikleyen faktörlerin yarısından fazlasının çevre tarafından etkilendiği kararına varmışlar. Yani şurada bile yarısından fazlası şansımız var. Yukarıda zaten çok daha yüksek. Dolayısıyla bu soru cahilce bir sorudur ama her mülakatta da bulunur. Hocam girişimci olunur mu, doğulur mu? Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de böyle biraz eğrisi doğrusuna gelmiş, biraz da çok azimli olduğu için veya şartlar gereği başarılı olmuş girişimciler var. Onlar diyorlar ki, çünkü eğitimsizler, olunur diyorlar. Ben girişimci doğdum diyorlar. Yanıltıyorlar toplumu. Yok böyle bir şey abicim. Sen çok akıllı bir adamsın. Risk alan bir adamsın. Birlikte çalışmayı biliyorsun. Fırsatları tespit edebiliyorsun. Bunu bir şekilde öğrendin sen. Doğuştan geldi diye çocukları hadım etme. Çocukları güçsüzleştirme. Öğrenilebilir, yapabilirsiniz. Sanatçı da olabiliyorsun. Güzel Sanatlar Fakültesi var. İşte spor akademileri var. Futbolcu doğulur. Ne doğulması abi? 6 yaşında çocuğu alıyorlar, sokuyorlar futbol okuluna. Çocuk öğreniyor futbolu. Messi futbolcu mu doğdu? Kaç yaşından beri futbol oynuyor Messi? Olmak isteyenlere öneriler. Abi ben saatimi kaçırdım. 25 dakika falan oldu değil mi? Burayı kısa geçeceğim o zaman. Sorulara da vakit bırakmak istiyorum. Bir, üniversiteden fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Şurada alacağınız şey, üniversitede alacağınızın en az 10 misli. Ha üniversiteniz
de özel program Teknokent olabilir ya da bunun gibi bir kamp olabilir ama standart derslerden hiçbir şey beklemeyin. Bunun istisnası Türkiye'de 3 veya 4 tane üniversite var. Yani girişimcilik lisans veya yüksek lisans programı olan, ciddi girişimcilik dersleri veren en fazla 3 veya 4 tane üniversite var. Büyük bir ihtimalle büyük çoğunluğunuz bu üniversitelerin dışındaki okullardan geliyor. Fazla bir şey bekleme abi. Üniversiteyi eleştirmiyoruz. Sadece kimden ne bekleyeceğinizi bilmeniz lazım. En az bir ay staj yapmanız, en az bir tane staj yapmanız lazım. Ve yazları çalışmanız lazım. Arkadaşlar, başka bir iş deneyimi olmadan kendi işinizi kurmak intihar. Mutlaka staj yapmanız lazım ve bana sorarsanız 3 tane staj yapmadan da bir işe girmemeniz lazım. En az 5 kitap okumanız lazım. Kitapların listesini göndereceğim. Hepinize gönderecek. Hepsi Türkçe kitapların. Türkçe'ye çevrilmiş. Mesela işte girişimcinin el kitabı. Bob Dorf, Steve Blank. Yani en şu anda geçerli ders kitabı diyebilirim. Ondan sonra aktivitelere katılın. Çok mühim bir girişimcilik aktivitesine katıldınız. Evet, Ohum 52 tane aktivite yapıyor senede. 50 tanesi bedava arkadaşlar. Paralı olanları da canlı yayınlanıyor. İzle abi. Otur izle. Canlı yayından izle. Ekosistemin oyuncularını tanıyın. Sina dedim, işte Hasan dedim, Nevzat dedim. Bunları tanıyın. Ondan sonra gidin bir kuluçka merkezine. Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Senin fikrin ne? Sen nasıl para kazanacaksın? Şimdiye kadar kaç para kazandın? Fatura kestin mi? Kaç ortaksın? Sorun bu soruları. Girişimciler şaşıracaksınız. Çok paylaşma kültürü zengin insanlar. Cevap verirler, söylerler. Bir dakika söylemem, sen bir fikrimi çalarsın. Böyle bir şey yok abi. Sen eğer execute ediyorsan, işini yapıyorsan kimse senin fikrini falan çalamaz. Gidin sorun adamlara ne yapıyorsunuz diye. Ondan sonra 5 tane seçin girişim ve bunları takip edin. Ben yani Webrazi'ye her gün bir bakın. Takip ettiğim girişimler, ve mesela bir taksiyi takip ediyordum. Arkadan Getir fırladı. Aynı kurucu. Şimdi onu da takip ediyorum. Modern İsa'ya bakıyorum ne yapıyorlar diye. Scorp çok iyi gidiyor bu aralar. Ona bakıyorum. Etkinlikçime bakıyorum. Hobi olarak ben takip ediyorum. Çocuklar nereden nereye gidiyor? Bunların bir kısmı batacak biliyorum. Bir kısmı da başarılı olacak ama ben o hikayeyi görmek istiyorum. Hatta şimdi o hikayeleri toplamaya çalıştım. Bir de kitap çıkarmaya çalışıyorum. Türk Ceylanları diye bir kitap. İnşallah o da 6 ay sonra falan çıkar. Gidin ondan sonra part time çalışın. Bedava ama. Ama bir değerli bir şey katabilin. Abi ben pazar araştırmanı yapayım deyin. Ya da finansal modeli kurayım deyin. Veyahut da ben app developer'ım, kodlamaktan anlıyorum, sana bedava kod yazayım deyin. Bu nereye gider biliyor musunuz? En kötü ihtimalle bir şey öğrenirsiniz, evinize gidersiniz. En iyi ihtimalle de sizi beğenirler. Maaş veremezler çünkü onların da parası yoktur. Ama işte 500 lira maaş vereceğim, şirketin her sene %1'ini vereceğim diyebilirler. İlk 3 sene boyunca. 1-1-1-3 olur. Şimdi mesela ya Microsoft'un %3'ünü tuttuğunuzu düşünün elinizde. Böyle insanlar oldu. Buna equity neydi ya? Sweat equity. Ter sermayesi deniyor. Yani para yerine hisse alıyorsun. İnanılmaz keyifli ve geleceği olan bir çalışma biçimi. 3000 liraya bir kurumda çalışacağına 500 liraya ama senede %1 pay alarak yeni bir girişimde çalışmak. O senin ama lifestyle'ın değil. Orada öğreneceğin 3 sene sonra çıkacaksın. Orada öğrendiklerini de kendi girişimini kuracaksın. Başka bir şimdi iyice şaşırtacak bir şey söyleyeyim size. Girin bir kuruma abicim. O başta hani küfrettiğim kurumlar vardı ya. Kurumlara küfretmedim de sisteme küfrettim. Girin 5 sene çalışın. Çünkü bu fırsat tespiti için deneyim gerekiyor, görmeniz gerekiyor. Abi bunu ben beğenmedim, şöyle yapalım demen gerekiyor. Sana hayır demeleri gerekiyor. Senin onu kafana yazman gerekiyor. Ondan sonra şu üretim sürecini değiştirelim demen gerekiyor. Hayır demeleri, onu da kafana yazman gerekiyor. 5 sene sonra tamam abi ben gidiyorum, kendi işimi kuracağım noktasına gelmeniz gerekiyor. Ama bunu yapmadan önce kuruma bir şans daha verin. Ya bakın benim aklımda iyi bir fikir var. Gelin kuralım şirketi, sizin sermayeniz, ben sizin çalışanınızım ama bana bunun %5'ini, 10'unu verin. İçeriden girişimci olayım deyin. En kısa, en kolay yol. Çünkü kurumun sadece parası yok. Aynı zamanda satış kanalları var, üretim tesisleri var. Girişimi çok daha hızlı bir yere getirebilir. Buna evet diyecek kurumlar Türkiye'de çıkmaya başladı. Birkaç yıldır var. Bunu bir deneyin, olmazsa o zaman kendi işinizi kurmaya çalışın. Ama sürekli fırsat kollayın. Yani bakın ben neredeyse 60'ım. Sürekli ortalığa bakıyorum. Yani nereden nasıl bir fırsat çıkar? Kendim girişmeyeceğim belki ama girişmek isteyen bir çocuk geldiğinde ya şu fikri de bir düşün diye çocuğa vereceğim. Genelde fikir iyidir veya kötüdür diyorsan zaten doğru dürüst bir geri bildirim değil bu.
sorular sormak gerekiyor geri bildirimde ve öğrencinin pivotlamasına fırsat sağlamak gerekiyor. Ya bu olmayacak galiba ama şunu mu yapsam dedirtmek gerekiyor öğrenci. Bunun için de sürekli ortalığı izlemek gerekiyor. Arkadaşlar, varlıklarınızın, hedeflerinizin ve piyasanın örtüştüğü yerdedir iyi girişim. Bir şeyi çok seviyorsunuz diye oradan iyi girişim olmaz. Türkiye'deki mühendislerin en büyük hatası, abi benim çok iyi bir fikrim var, ben bunu yapacağım. Piyasa var mı? Abi fikir çok iyi ama. Oğlum bunu alacak adam var mı? Olmaz mı hocam, fikir çok iyi. Oğlum sordun mu? Yok hocam, sormadım. Bizim burada yapacak mıyız bilmiyorum. Üniversitede yaptığımız kamplarda 20 tane potansiyel müşteriyle konuşmayanı ikinci gününe almıyoruz kampın. Birinci günü yaptıktan sonra gönderiyoruz. Eğer AVM'den güvenlik tarafından dışarıya atılırlarsa ekstra puan veriyoruz çocuklara. AVM'ye gidiyorlar. Abi şöyle bir hizmet var, bunu alır mısın? Alırsan kaça alırsın? Ve geri geldiklerinde de bir yıl yaşlanmış ve akıllanmış oluyorlar. O çalışmıyor ama bak bu çalışacak diye geliyor adam mesela. Müşteriyle konuşman şart, yapabileceğin bir işle uğraşman şart ve o işi yapabilecek, yapmak için de isteğinin olması gerekiyor. Üçünün birleşmesi gerekiyor. Arkadaşlar, bunların hepsinin oturması lazım. Fikrin, takımın, teknolojinin, piyasanın ve finansın. Üçünden biri sıfır olursa işiniz batar. Çok iyi bir fikir kötü bir takımla batar. Finansman bulamazsan batar. Hepsinden belli bir seviyeye çıkabilmen lazım. Yani bu iyi bir fikrin değeri sıfır. Bunların birleşmesi gerekiyor. Bir de başarı şansınızın çok düşük olduğunu bilerek başlayın. %10 diyerek ben aslında size yalan söylüyorum. %10'un da altında başarı şansınız. Ama amaç ilk kurduğunuz şirkette başarılı olmak değil. Böyle komik bir şey olamaz. Amaç sonunda başarılı olmak. Üçüncü, beşinci, sekizinci şirkette başarılı olmanız. İlk şirketi batırdığınız zaman inanılmaz bir deneyim kazanıyorsunuz. İkinci şirketi batırma ihtimaliniz %90 yerine %70'e düşüyor. Üçüncüde o belki %40'a düşüyor. Sonunda bir yerden vuruyorsunuz veya başka biriyle ortak oluyorsunuz. Seri girişimcinin başarısızlık şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Başarısız seri girişimci yoktur. Ya ben başaramayacağım galiba deyip seri girişimciliği bırakan girişimci vardır. Churchill'in güzel bir lafıyla bitiriyorum arkadaşlar. Başarısızlık dediğimiz şey aslında öğrenmedeki ilk adımdır. Steve Blank'le yaptığım Startup İstanbul açılış konuşmasında başarısızlığa bizde ne derler biliyor musun ahbap dedi. Buyurun siz söyleyin dedim. Deneyim derler dedi. Arkadaşlar, başarısız olmak ayıp değil, günah değil, utanılacak bir şey değil. Deneyim kazandınız ya. Ya ben girişim fabrikasının müdürünü alırken başarısız olmasını şart koştum biliyor musunuz? Bir tane iş kurdum, çok zengin oldum. Tamam abi, sen dünyayı bilmiyorsun ki. Başarısızlığı tatmamışsın. Gelen çocukların %90'ı başarısız olacak. Onların ne hissettiğini bilmiyorsun. İhsan geldi, ben dedi çaktım dedi birinci girişimden, başarısız oldum dedi. İkinci de birazcık daha tuttu, üçüncü de vurdum dedi. Eyvallah dedim, buyur. Koltuk senin, direktör sen ol. Bu da Churchill'in güzel bir lafı. Başarısızlıktan başarısızlığa, heyecanınızı, hevesinizi kaybetmeden gittiğiniz zaman sonunda başarı çıkar ortaya diyor adam. %100 katılıyorum arkadaşlar. Kontak adreslerim burada. Abi ne yaptım ben ya? 36, 37. Harikasınız hocam. Süperdi. Öncelikle bir çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldi aramızda bizimle beraber.